Şeffaf Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Tavada yapılan mini mini pizzalarla geldim. Hem çocuklar hem, hem de ev halkı bu pizzalara eminim bayılacaklar. Çünkü hem yapması çok kolay hem de böyle porsiyonluk elinize aldığınız zaman ısırı ısırı yiyebileceğiniz, dökülmeden yiyebileceğiniz nefis pizzalar hazırlayacağız. 1 su bardağı kadar ılık süte ihtiyacımız var. 200 ml'lik su bardağı kullandım. biraz ılıktan sıcağa doğru hafif olsun çünkü kaba aldığınız zaman birazcık daha ılıyacaktır Bunu gözünüzün önünde bulundurun. Her zaman mayalı hamur yaparken instant maya kullanıyorum. Yarım pakete yakın maya 1 tatlı kaşığı dolusu eee instant maya kullandım. Bu şekilde bir kapatıyorum üzerine. Şöyle bir maya aktif hale gelsin. Daha sonra ununu, tuzunu ve yağını ilave edeceğim. 5 dakika kadar bekledim. Bakın hemen böyle mayanın kokusuyla belli oluyor zaten. Ununu azar azar ilave edin. Böyle yumuşak bir hamura ihtiyacımız var. Porca hamuru gibi olacak. Zeytinyağımın dibi kalmıştı o yüzden böyle biraz e, kahverengiye yakın rengi motor yağı zannetmeyin derim. Bunun yerine tereyağı da ilave edebilirsiniz. Eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Hamuru 5-6 dakikadan beri iyice güzelce yoğurdum. Bakın tam kıvama geldi. Yumuşaklığı böyle olmalı. Şimdi kapatacağım. Yarım saat kadar oda ısısında mayalandıracağım. Bu esnada ben de pizzanın malzemelerini hazırlamaya geçeceğim. Hızlıca size de anlatacağım. Domates rendesi var. Böyle yazdan yaptığım domates rendeleri var. Bu şekilde pişmiş domates kullanmak daha iyi. Çiğ domates kullanırsanız hamurunuz ıslanır. Bunu bu şekilde kekik, fesleğen, karabiber, kırmızı biber ve ketçapla birlikte çeşitlendirdim. Biraz da zeytinyağı ekledim böyle lezzet vermesi için. Bu şekilde bir pizza sosu hazırlayabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Diğer yanda da küçük küçük doğradığım. Pizza üstü malzemelerim var. Biberleri, domatesleri tavada pişeceği için böyle bir 5-6 dakika buğulanacağı için olabildiğince küçük doğramaya özen gösterin. Böylece çiğ olarak yemek zorunda kalmazsınız. Hamurum yaklaşık 30-35 dakikadan beri mayalanıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalanmış. Çok fazla kabarmasına ihtiyacımız yok. Pide olsun, pizza olsun bu kadar kabarması yeterli. Mısır unu genelde bu dominoslarda falan kullanılan bir püf noktası. Mısır unuyla açıyorlar hamuru dikkatimi çekmişti. Bu dışının gevrek olmasını sağlıyor. Merdaneyi hamura vurduğunuz zaman çok kolay kendini bırakan bir hamur. İnceliğini görüyorsunuz gayet ince bir şekilde açtım. Şimdi yuvarlak kesme, kurabiye kesme araçlarımla kesin. Sizler bir kase de kullanabilirsiniz, İstediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Hatta ben en son kalan bezeyi birazcık daha büyükçe yaptım. Bakalım pişmiş mi diye. Görmek istedim üzerine bu şekilde çatalla delikler açıyorum ki bunlar kabarmasınlar diye Bir tarafını bir buçuk dakikaya geçmeyen sürede kısık ateşte pişirdikten sonra hemen çevireceğim Ve çevirir çevirmez de tavanızın altını kapatın lütfen tavanızın altını kapatın bu esnada pişmeye devam etmesin Çünkü Malzemeleri dizerken pişmesin altı Şu anda altını kapattım Üzerine malzememi diziyorum. Önce domates sosunu, sonra kaşar koyacağım malzeme yapışsın üzerinden düşmesin diye. Bu çok önemli bir püf noktası. Sonra istediğiniz malzemeyi koyun. Derseniz ki Tuba ben mantarlı seviyorum, mantar pişmez ama üzerine diye. Bir tavada soteleyebilirsiniz sevdiğiniz sebzeleri. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben çiğ de tüketilebilen e, malzemelerden seçtim. Bunlar 5 dakika kadar güzelce buğulanıyorlar. Pişmiş kıvama geliyorlar zaten. En üzerine de kaşarı koyacağım. Güzel oturan bir kapakla birlikte altını kısacağım. Yaklaşık bir 5-6 dakika şöyle altını kontrol ederek e, çok kısık ateşte pişirin pizzalarım pişti. Geriye kalan hamuru da aynen bu şekilde pişireceğim hızlıca da size göstermeye çalışacağım. Hiç bekletmeden tavaya alıyorum. 1,5 dakikayı geçmeyen sürelerde bir yüzünü daha sonra altını kapatarak malzemeyi de dizerek kapaklı bir şekilde 4-5 dakika pişiriyorum. Şimdi böyle biraz altları kızarsın. Olabildiğince kızarsın. Çünkü altından alır normalde pizza pişerken biliyorsunuz. Hiç içi çiğ kalmıyor. Finalde de bol bol göstermeye çalışacağım. bu ölçülerden 20 tane gibi pizza çıkıyor. Küçüklüğüne büyüklüğüne göre elbette ki sayısı değişecektir. Gördüğünüz gibi en son bezeyi böyle bu şekilde yaptım. Aslında bunu biraz meraktan yaptım. Ne kadar büyük olursa hamur içi pişer diye. Şimdi bunun altını biraz tabii korkuyla fazla kızarttım. Her iki yüzünü de fazlaca kızarttım. Ama fazla kızartmama değdi çünkü içi çok güzel pişmiş. Finalde bunu da kesip içini göstermeye çalışacağım. mini mini pizzalarım resim çekerken soğumasın diye bir taraftan böyle büyükçe bir tavayı ısıttım içine koydum altını şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz gibi gayet güzel kızarttım ve bu çatal delikleri hala üzerinde çok kabarmamasını sağladı. Çünkü böyle balon gibi olur yoksa bu şekilde çatalla delmezsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Malzemesi gayet üzerinde yeterli ve bol. İstediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz. Sosisle yapın, salamla yapın, sadece işte vejeteryan pizza yapın, sebzeyle ile yapın. Üzerine mozzarella, taze mozzarella da kullanabilirsiniz ve mısır çok yakışıyor bence. Şimdi şöyle açacağım e, ee, böleceğim ve içini göstereceğim. Elbette ki biz bunları ısıra ısıra tükettik ama şöyle biraz kopartıp içlerini göstermeye çalışacağım. İçinin hamuru gayet güzel pişmiş ve lezzetli bir hamurdu. Tavada pişirme yaparken özellikle tavanın kalınlığı, ocağın harı pişirmeye çok etkileyen unsurlardan. Yani ben tavada yaptım ama içi çiğ kaldı diyorsanız bir tavanızı e, gözden geçirin. Belki ince bir tavadır, belki harını yüksek kullanmışsınızdır. Bu şekilde olabilir. Hamuru olabildiğince ince açın böyle bir durumda. İnce açarsanız, ne kadar ince açarsanız o kadar güzel pişecektir. Çünkü bunlar mayalı hamur olduğu için biraz da e, ocakta kabarıyorlar. Şimdi bakın ben büyüğünü de göstereceğim size. Ee, i̇çinin ne kadar güzel piştiğini göstereceğim. Dediğim gibi gayet ince açtım ve gördüğünüz gibi. Hamur altta çok kalın bir tabaka değil. Şöyle iyice içini bölüp göstermek istiyorum. Gayet ekmeğimsi bir kıvamı var. Üzerinin malzemesi pizzada zevke göre değişiklik gösterebilir. Bizim bu tarifte en önemli dikkat etmemiz gereken şey altındaki hamuru güzelce tavada pişirebilmekti. Gayet güzel bir sonuç aldım. İnşallah sizler de denersiniz ve bu güzel sonuçlardan sizler de faydalanırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.